Assalamu alaikum. YouTube'daki Notuk Uz kanalımızın muhlisleri. Hakan Meyuç, çırol eser. Celaleddin Rumi'nin ruhi alamı, onun dünyası, onun karışları bilen bağlı kaldı. Uz mülahazalarını hem sindirgen ve tahlil, tenkidi nazardan ötkiz olganligi bilen alohida ajralib turadi. Bir istagingiz ro'yobga chiqsa, bir hayır ro'yobga chiqmasa, ming hayır izlang. Mana uning da'vati shu. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, bitta fikr sizni e'tiboringizni tortadi. O'tgan galgi suhbatimizda bu kitob bilan bog'liq holda ba'zi bir mulohazalarni bildirgan edik. Bu galgisi bir ayrılık bilan boshlanadi, insoniyatning hikoyasi deb nomlangan. Nega shunday? Ayrılık, hijron. Nega aynan shu masala qo'yildi? Nega nay haqida boshlaganda nay bu nen navolardan hikoyatlar qilur, ayrolliklardan shikoyatlar qilur deb boshlaganini sababi haqida gapirgan edik. Beshinov. Mana nay ne hikoyat mekunat? Az hijronha shikoyat mekunat. Mana qarang. Nay qayerda o'sadi? E'tibor bering. O'z hikoyasini shundoq davom ettiradigan jihati bor. Mana qarang. Nay nima qiladi? Oldin u bilasiz, nay ham yashil holatda bo'ladi. Keyin qamish holatiga keladi. Keyin esa uni olishadi va nay qilishadi. Demak, bu bevosita ana shu jarayon bilan bog'liqligi haqidagi gap bor. Endi qarang. Odamzod ham xuddi shunday. Odamzod ruhlar dunyosidan ona qornida hali ona qorniga tushadi ruhlar olamidan. Ona qornida 9 oy bo'lgandan keyin u ruhlar olamidan ayrildi. Endi ona qornidan ayrildi, u bu dunyoga keldi, foniy dunyoga. Hali bu dunyoda nimalar bo'lishini, nimalar uni kutishini u bilmaydi. Nazorat qilish bizning ixtiyorimizda emas. Mana qarang. Shunday ekan ona qornidagi rohat, farog'at va huzur halovatdan u ayrildi 9 oydan so'ng. Demak, tug'ilgan paytda u yig'liydi. Ya'ni kindik kesilgan paytdagi yig'i bilan dunyoga keladi. Faqat bitta payg'ambar yig'lamasdan dunyoga kelgan, uni nomini hozir shu topda eslay olmay turibman. Uzr. Demak, bu dunyoga kelgandan keyin dard unga rohat farog'atga aylanadi. U yig'lab keldi. Uni istiroblar, uni davonlar osha ilgarilanma harakatlar kutayotganligiga bu yerda o'ziga xos bir hikmat bor. Mana. Mana keyin ana shunday holatga kelgandan keyin dard kishiga doim yo'l ko'rsatadi. Inson murakkabligiga tushsa, qiyinchilikka tushsa, o'ylay boshlaydi. Keyin bu narsaga erishish uchun qanday yo'ldan borsam to'g'ri keladi deydi. Ko'rdingizmi? Dard ham, qiyinchilik ham, mashaqqat ham insonni miyasini, ongini, tafakkurini charxlay boshlaydi. U yo'l izlaydi. Ana shu bor bu yerda. Mana. Keyin qamishzordan ayrilgandan so'ng ma'lum muddat o'z holiga tashlab qo'yiladi. Darhol ishlov berilmaydi. U yashil holatda edi. Endi quriydi, quyoshda toblanadi. Shu tariqa sabr qilishni o'rganadi. Demak, kutadi, kutadi. Inglizchada waiting, waiting deydi buni. Kuting. Mana. Rangi ham oldingidek emas, yashil edi-ku, endi sariq holatga keldi. Shunda nay o'z posog'idan kutilar ekan deb azadi qarang. O'zining mohiyatini namoyon eta boshlaydi. Inson sufiylik yo'lida, ya'ni o'z kamolotiga erishish yo'lida avvalo o'z xudbinligi va manmanligidan qutular ekan. Demak, safarga chiqqan bo'ladi. Safarning dastlabki qadami o'z xudbinligidan xalos bo'lish bilan boshlanadi. Avlodim, buni qarang, murojaat qilyapti. Asling kabi bo'la olishingdir. Bu yo'lda qanday olg'a qadam tashlashing mumkin emas. Qarang, joyingda depsinib turaverasan, ustiga ustak behuda charchaysan. Shuning uchun qobiqlaringdan xalos bo'l. Mana ko'rdingizmi? Mana inson ham xuddi shunday holatga kelib kutadi, kutadi, kutadi. Mana
Keyin aytibdi. Ustozim qo'liga bir issiq temirni olib, qamishning ichini o'ya boshladi. Birozdan keyin temir uchi qamishning narigi tomonidan chiqadi. Shunday tarzda qamishning ichi ham tozalandi. İçi bomboş kamışını menge körsetirken, kara, endi bunun yokluk alamıdır, evladım. Ne endi tasavvuftaki yokluk alamını ham ifadeye başladı. Neyinin içini boşaltılışı tasavvuftaki yokluk alamı düşüncesine maskeledi. Şu aslada Şems Tabrizi'ni bir sözünü esledik. Karın. Bu dünyada hamma bar buluşka indirerken, siz yokluk alamı tamam intirin. Yol algen menziliniz her daim yokluk alamı bulsun. İnsan közedeye, közeden fark kılmasındaki aynen köze kabı buluş gerek. Karan, közeni bütün saklaydıken hususiyet onun taşkı şekliyemez de yaptı. Belki içideki boşluktur. İnsonda ham xuddi shunday, ya'ni insonni inson qiladigan xususiyat mavjudligini bildirish emas, balki yo'qlik ongidir. Ana shunaqa gaplar deb tahlilni keltiryapti. Mana adib. Keyin ustozim qo'lidagi qamishni tashlab, o'rniga yana boshqa bir qamish oldim. Bu oldingi qamishlarga qaraganda ancha toblangan, sariq rangga kirgan qamish edi. Ustozim kızdırılgan temir bilen undan teşikler aşa başladı. Teşikler saniyen bitti emez. Yetti. Sufiler kamışta ney orunda faydalangan. Kerek paytta ney çaladı. Bir rahatlanıp oladı. İlham geledi unga. Keyin yine yazış işige girişi mümkün. Yaratış işige, yaratış zavkı şavkını Allah'dan aldı bu. Çünkü yaratıcı, yaratıcı Allah'ın özü. Lekin bu icadi, bu kesbini, hünerini tekamülüge yetkizedi. Ve örgenedi. Bana karın. Çünkü yetti bana teşhik edildi mi neydi? Demek indi bu neyini her bitti teşhikden mahsus ahen çıkadı, mahsus nala çıkadı. Fakat onu biliş gerek. İnsan hem kut düşündü. Bana. Bana bir de yine bitti yangi bosqich boshlandi deb haligi fikrlarni keltirgandan keyin bu bosqichlarning tugashi poslog'i tozalangan ichi bo'shatilgan 7 teshikli nay nihoyat yakuniy qiyofaga kirganligini bildiradi. O'ladigan bo'lsam o'lib bo'ldim-ku, nega bunchalar azob chekdim deya o'ylagan qamish naychining uflagan puflagan nefesi bilen şirin ve yakımlı ahenler bilen küyley başlaganı da bunçeler dert, bunçeler azap, bunçeler istirabının beyhude emasligini anglaydi. Görüyorsunuz mu? Hatta ki bu ahenlerden neyinin özü hem hayratta kaladı. Ve demek başımdan ötkezgen her bir iş aslında beni azablaş üçün emas, belki mükemmelleşim ve kemalatga yetişim üçün eken deydi. İnsan hem başıdan ötkezedigen şunday azab ukubatları cihadden neye okşaydı? Ular hem menmenlik illetiden kutulup hudbillikini yengip yokluk alamiga bararken nefsinin 7 derecesinden ötedi. Bana Kur'an-ı Kerim'de biz unga öz ruhumuzdan püfledik deyilgen. Neyce hem neyge öz nefesinden püflerken eşikler açıla başlaydı. Karın. Ney bekemi köz tayyar kemalatka yetken bursa, demek indi özüden acayip ahenler çıkar aladı. İnsan hem hemen ersege tayyar bursa, yaratkenin püflegen nefesi bilen İçide uxlab yotgan salohiyatlarni uyg'ota boshlaydi. İçidagi o'ziga ham noma'lum bo'lgan qobiliyatlar eshigini ochadi. Qarayapsizmi? Mana ko'ring. Sufilarning fikricha har bir insondagi Allohning sifatlari dastlab yashirin saqlanadi. Bu sifatlar uyg'onar ekan insonning o'ziga ham noma'lum qobiliyatlari birin-ketin namoyon bo'la boshlaydi.
Qarang, mana. Nay ustasi xoh 100 ta qamish ochsin, xoh 1000 ta qamish ochsin, farqi yo'q. Oxiridan ma'lum bo'ladiki, har birining sadosi, tuyg'usi, ohangi betakrordir. Umuman boshqachadir. Har birining o'ziga xos xususiyatlari bordir. Shu bois insonning asiyati kabi bo'la olishi juda muhim. Shu tarzda o'ziga xoslikni kashf eta boshlaydi. Mana ko'rdingizmi? Nayning safar hikoyasi bir ayriliq u bir voz kechish bilan boshlangan edi. Inson ba'zan o'zi istamagan holda ayriliq azobini boshdan kechiradi va bu ayriliq aslida uni o'z ruhiyatiga olib kiradi. Qamishni ayriliq dastlab juda azoblaydi, ammo nihoyada esa sabr toqatni o'rganadi. Mana ko'rdingizmi? Nayning dunyoga kelishi va tayyorlanishi bilan bog'liq holat yashillikdan, ya'ni yoshlikdan sariq rangga o'tishi bilan bog'liq holat. Eslang, mana ko'ring, insonni dunyoga kelishi, ruhlar olamidan ona qorniga tushishi, ona qornidan keyin 9 oydan keyin bu foniy dunyoga kelishi, dardga giriftor bo'lishi va bu yerda bunga bog'lanib maslik holati va insonni asliga qaytish haqidagi falsafa bunda aks etgan. Bu kitobni o'qing, mutolaa eting, sizga ko'p falsafiy tafakkurlarni beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, azizlarim.